Ha siktir, bir dakika şimdi anladım. Dur. Dur şimdi anladım olayı. Buraya birisini koyuyoruz. Onun içine birini adak olarak koyuyoruz. Canlanıyor abi. Girsin, gir lan birisi. Biriniz kim girsin. Holmes'u koyun lan. Gir lan Holmes. Holmes'u koyun lan. Abi galiba bir tek ben girebiliyorum. Çekil abi. Çekil abi. Çekil abi. Babası benim abi. Çekilin abi. Kendi hayatımı çocuğumun abi hayatı için veririm. Bu resme bakarak giriyorum abi. Selamlaşalım. Unicorn için giriyorum abi. Unicorn'la. Giremiyorum abi. Olmadı abi. Arkasında mı bir şey var? Ne yapmam lazım? Ece sen götünden sıktın mı? Hayır abi sıkmadım eminim. Eminim böyle olduğuna eminim. Buraya giri diyor. Böyle olduğuna eminim abi. Abi. Belki şey çalıştırmamız gerekiyordur. Dur bakayım. Şuraya bakın etrafa. Sen şu mesela. Ne var abi orada? Buraya key kart sokuluyor mu? Gelsenize bir. Aa bak. Gel gel. Şurada bir yer var, burada bir yer var. Neresi var lan? Nere lan? Burası falan var ama. Anlamadın mı? Manufar'ı hoş geldin abi. Subscribe olduğun için çok sağ ol. Bir dakika arkadaşlar. Biraz takılma var. Tamam, onu canlandırmak için 10 yaşında işte biri mi lazım? Ana doğru. Ceset koyun abi. Aa, bak aynen. Bak getiriyor getir. Koy abi. Nerede ceset? Ha. Hadi gidelim. Abi ceset olmaz ki, yaşayan bir şey lazım. 10 yaşında biri diyor. Denesin. Anladım. En azından denedik abi ya. Devam mı edelim? Devam edelim belki. Devam. Onu canlandırmak için kızı 10 yaşında bir şey lazım bence galiba. Bebekten başka bir kız mı bulacağız? Önden çocuk git mu bulacağız? Ne bulacağız? Sırtını alacaksın öldürmeden. Nasıl sırtımızı alacağız öldürmeden hakikaten? Ağzına kürekle vurup bayıltacaksın. Tamam. Al dur 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 yol var. Allah, bak, Allah, burada Allah bir şey var çizilmiş. Burada uyuyabiliyor musun? Abi dedi abi biz hiç bir yere geldim abi. Sahibiyle falan mı kapışacağız lan? Final boss. Acaba bizim kızımızın hayat verdiği kızı bulup onu mu koyacağız? Evet abi. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Bizim kızımızın hayat verdiği bir kız var şu ana kadar. Bizim kızımızı onun için kullandılar. Bu şirketin sahibinin kızı. Onu koyacağız abi. Megan'ı koyacağız abi ya. Tamam bitti. Şu an bitti. O da bu. O da bu abi. Ellemeyin çocuğu, uçakla oynuyor. Selamun aleyküm, gebereceksin. Ellemeyin çocuğu, uçağıyla oynuyor. Kessek mi acaba? Dusun da duygusal olsun. What the fuck? Aa. Anele. What in the fuck? What the fuck? Ne oluyor amına koyayım? Beyler ateşleri hazırlayın. Ananın avradına koyayım, ateşleri hazırlayın. Ananı bollayı sökmedi. Var mı abi? Ateşleri hazırlayın. Amına kodumun orospu karısı. Benim kızımın üstünden yaşamak ha. Kimin kızının üstünden yaşamak? Sabır lan. Anasını sikin. Ver ayarı ver. Abi lan kodum. Abi beni yaktın. Abi beni niye yaktın? Abi öldü mü? Ay yakmadan attım. Allah kahretsin. Ne dalmasın da. Oğlum dalsanıza. Bir şey oluyor, bir dakika bebek doğurdu. Doğurmasın işte niye ezi mi? Kilit! Kilit before it lays eggs. Allah! Abi yakamadım. Çoluğunun çocuğunu sikeyim. Bebekleri öldürsenize bebekleri. Sik 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 sik. Abi. Çekil çekil. Oh shit. Bombayı kim attı? C4 yap. Uf ya kodumun yarattı. Al çocuğu al çocuğu al çocuğu al abi. Aldım abi.
Ulgar abi ne yapayım? Allah buraya da sifur atayım da araya gitmesin. Allah Allah. Allah. Manufar hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Abi ne güzel duygusala bağlıyorlar da. Abi baltayı yakıp daldım ya. Bir de diyor ki çocuk doğuruyor diyor. Yumurtalamadan öldüreceksin bunu. Ateşle öldüreceksin amına koyayım. Çocuk doğuruyor. Bir dakika bir izleyeyim acil diyor ya. Manyak orospu bu çocuğuna bak sen. Acil. Nereden gidiyor bu? Aa. Acil yaşken yok edeceksin abi. Abi dur biz de görelim. Çok hızlı ya. Tam kapıda bekliyorum. Kapı açın. Abi bir dakika su var mı? Yok. Vuruyor mu kafasını? Artık bu konuşmanın zamanı geldi Cahri. Arkadaşlar. Otur çök. Katır çök. Çök herkes çöksün. Öncelikle bana bu yolda destek verdiğiniz için sadece uçakta tanışmış birkaç yabancı olarak buraya kadar benim yanımda... Sen gerizekalı mısın bu arada? Neden eski baltaya upgrade yaptın? Okey peki. Bana bu yolda destek verdiğiniz için, çocuğumu bulmama yardımcı olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Buradan anakaraya döndüğümüz zaman hepinize en pahalı viski hediye lan! En pahalı viski onu alacağım ama önce şu kızımı bir hayata döndürmem lazım. Benim güzel kızım. Oğlum o senin gerizekalı. Benim güzel kızım. Al kızım ye. Ye bunu kendine gel tamam mı yavrum? Al. Hadi yavrum. Bir şey diyeceğim abi. Bana bir şey deme şu an ben acılı bir Dur şunu şuradan çekelim. Canlı ya istiyor. Canlı olması abi lazım. Abi buraya beni bırak. Beni bırak ben geleyim. Kart geldi bundan. Ne yapacağız? Aha. Biz de mi bakalım? Canlı lazım diyor abi. Baktım ben. Sahara. Burada bir şey var ama bu neye yarıyor? What the fuck? Abi buraya kart okutacaksın. Nereye? Ahmet abi buraya neresi? Gel. Neresi? Burada da 2 second artifact diyor burada. Aa, dur burada bakayım vallahi öyle. Deneyim. Çocuk? Çocuğu boş ver onda bir şey olmaz. Onun ölüsünün ölüsünün üstüne işer misiniz abi? Teşekkür ederim. Alamıyoruz. Onu bekçi olarak koydum oraya. Hadi bakalım. Yeni bir boss kardeşim, fight. Kardeşim yüreğim dayanmıyor. Hazır kardeşim, mıyız? Yüreğim dayanmıyor. Ya Allah. Geri dönün. Bu arada oradan gidiyorduk ya. Ne oldu? Yıkılmış yerden. Mağaraya gideceğiz mağara. Ne arıyoruz peki abi? İkinci bir canlı arıyoruz. Peki bir şey soracağım. Kız canlandığında yaratığa dönüştüyse bizim çocuk da dönüşmeyecek mi? What the fuck? Abi. Ben bu aksiyondan yoruldum artık. Bak yüreğim kaldırmıyor. Şuradan atlasam ölür müyüm acaba? Ben deneyim hatta mi? Hatta bak dur. Matrix atlaması yapıyorum abi. İyi. İyi. Ben ölürüm büyük ihtimalle ama. Ölmedim. Yavaş yavaş inebiliyorsunuz. Sadece kolum kırıyor. Oyun The Thing filmine döndü. Amına koyayım o neydi öyle ya? Kill It With Fire. Buradan dalacağız abi, mı acaba? İyi de şeyin. Aynen. Really? Galiba. Giyerim de önden. Aynen dalıyoruz. Giyerim de önden. Dur gitmeyin de. Müpler müpler var abi. Herhalde dalıyoruz küp olduğuna göre. Hadi bismillah. O bacağıma projektör çarptı. Bun 16.000 olmuşuz bu arada ya. Berkay SS'le bakayım ana sayfada kaçıncıyız? Berkay ölmüş. Hadi peki buradan canlı bir deney aldık. Onu nasıl taşıyacağız? Sen SS'le. Başka bir yolu vardır oğlum. Oyun la bu. Gerizekalı. Oyun bu. İlla ki bir yolu var. Peki su altında nasıl konuşuyoruz? Dur oğlum hop. Geçte susuzluktan öleceğim bak göremeyeceğim oyunu sonra. Oğlum iç aç şeyini biraz iç. Aç neyini? Altta gidiyoruz galiba bu. Ben yukarı çıktım bakayım. Evet burası bence.
Tamam, burası su verin. Bence burası abi. Su ver. Ana sayfada dönüşüyoruz. Taş koy, niye baltanı koydun? Ha ben miyim o yoksa? Moniskeyim benmişim. Allah, orası çok tehlikeli ha. Lan baltamı alamıyorum geri. Koşalım bence. Baltamı istiyorum. Koşalım bir dakika abi. Koşmayın ya, save'leyelim. Bir şey yapalım. Dur, gerçi aldım. Save'leyemiyoruz da. Arkadaşlar girin içeri. Eriduya var be. Yardım edin. Lan bir durun. Allah kahretsin. Lordum, iyi yayınlar. Müsaadenizle buradan Furkan Akça'nın amına koyayım. Koy kardeşim. Abi o kapı açık kalsaydı. Heh, çok tamam. Heyecanlıyım. Artı 9 baltamı kaybediyordum neredeyse. Evet, oh, ne yapıyoruz şimdi abi? Buradan yürüyoruz. Jaho çocuğunda mutant olacak. Düşmeyin lütfen. İttirmeyin birbirinizi. Sıra sıra gidelim. Ya biz de gerizekalıydık. Mert de pros. Hakikaten biz bunu tahmin edememiştik. Yani gerçekten bizi aydınlattığın için teşekkür ederim orospu çocuğu. Yürüyen orospu çocuğu seni. Buradan aşağıya mı inelim, düz mü devam edelim? Bence bir düz bakalım ya. Ne var ne yok. Ben aşağıları severim ya. Aynen abi, ölüyorum şu an susuzluktan. Ya abi, dostum. Can beynimi çekişiyor. Buraya mı koydum? Bekle. Nereye koyduysam orada değildir. Kardeşim. Nerede, çikolatanız falan yok mu ya, çikolata? Var. Oh tamam, bu iyi geldi. Gelin mi abi? Oh tamam. Hayır yani yok mu? Nasıl acıkıyorsunuz, susuyorsunuz, anlamadım. Bilmiyorum ki nasıl. Bitmiş ya. Bence buradan gideceğiz. Aşağıya inmedik ama. Artık yani buradan da değilse. Aşağıya bir ineydik ya. Vallahi içimde kaldı. Abi tıkandım. Döl. Kardeşim tüpünü çeker misin ağzımda? Bak gördün mü açıkta? Oyun. Aa, çocuğu almadık ki oğlum. Buradan alacağız çocuğu. Oğlum, çocuğu buradan alacağız. Bir yerde mi alacağız? Allah'ım bunlar ne? Buradan yemin ediyorum çocuğu. Var ya aynı kuru fasulyeden sonra para. Bizim tuvale. Para koydum. Aha! Aha para işe yarıyor! Beyler para işe yarıyor! Para koyun! Enerji içeceğini alın, sömür, anasını sik. Ah. Ver, lan, ver, ver. Oğlum 3-5 lira attın lan para. Lan bir vurun da gelsin lan. Aa koydum al. Çıkmıyor ki. Lan verdi ya. Verdi ben de korkuyorum, bana şunu bir bufflayayım da. Pharmacy boy! Hoş geldin bro. Ek verecekler mi? Hoş geldin abi, teşekkürler desteğin için. Açırta sinek var mı, sinek? Sinek mi? Evet, çikolata. Kuş var. O dinamit. Player nerede falan. Var da şu an gidiyoruz. Bir yerde duralım, veririm. Aynen. Gelin abi, bekliyorum. Beklemiyorum sağ. Şurada versem Holmes'a şey, ölmese. Abi fizik kuralları. Oha. Abi insan gibi kapı açıp girseniz Holmes gibi. Manyak be sen. Lan beni niye beklemediniz? Tuğkan Özay hoş geldin. Ay. Hoş geldin abi. Bin lan tamam, bin duymuşsunuz lan. Oğlum basmayın bir şeye. Holmes yasak yasak. Her şeye ben basacağım. Vahşırta kayboldu. Vahşırta yok. Ben de bastım şimdi, gelirim herhalde. Ben bug'a mı girdim? Başka bir ne dünyada oldu arkadaş abi? Ya? E burada oğlum açır. Hayır. Arkadaşlar kayboldum. Ne vuruyorsun lan? Abi yemeğe verecektim bana. Şimdi? Ne oldu abi? Abi kapıdan... Anasını siktiniz ya oyunu. Açırta yok. Abi ben... What the fuck? Siz burası yoksunuz doğru ben mu? Dedi. Yani biz doğru geldik ama açırtanı hayır be, buraya flare attı şey. Abi siz gelemediniz mi? Biz gelemedik mi abi? Şu an ben biraz niye basıyorsunuz yerdeyiz ki abi? Bir niye daha... basıyorsunuz ki düğmeye? Bilmiyorum. Abi basma ne olur. Bin. Ben bas. Bir yerdeyim, sizi bekleyeceğim. Ben basıyorum şu anda. Okuttum kartı. Hah. Selam arkadaşlar. Sineği olan var mı? Sineği beyefendi sineği. EO4 oynamayı düşündüğünüz bir yayın komple oyunu sıfırdan anlatıp oynayabilir misiniz? Yaptık gel geçen gün onu abi. Abi. Katsura. Dur kanka. 10 kere yaptık belki. Daha gelmedi. Kapı açık değil de oğlum. Öndesiniz ha. Çıkalım belki açık tutayım. Açılacak herhalde bugün. Buyurun efendim. Çikolatanız. Açılmıyor ki.
Buyurun efendim, çikolatanız. Çikolatana. Çikolata. Demek karlı taraf burası. Demek gidemediğimiz yer burasıymış abi boşuna. Sesler geliyor. Sesler sesler. Oğlum bu ne lan? Boylar, what boylar. The fuck? Allah'ım sen yardım et. Gel ya buradan gel abi. 6 tane tüplü kişi kurtardı. Yavaş yavaş gelin. Gelin abi aktive edeceğiz. Hepimiz basmayın, basacağız. Bir. Hepimiz topla, basacağız topla. Buna gelin. Hepimiz. Evet abi hepimiz basacağız. Lord'um tekrar ben kusura bakmayın. Sayıyorum. Yo yo bas 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 bas. Aktive ettik abi. Ne oldu şimdi? Uçak düşürüyor. Abi bas, uçak bas, düşürmece bas. Bu. Abi biz uçak düşürüyoruz. Abi inanamıyorum. Abi. Uçak düşürüp canlı birini alacağız. Kızımız yaşında. Onu... Abi inanamıyorum. Abi uçak düş. Abi lost. Abi what the fuck? Lan yapma. Abi uçak düşürüyoruz. Yapma. SS'leri Allah Allah. Abi uçak düşürüyoruz şu anda. Ne oluyor lan? Ya bu Inception mu? Konu hep böyle mi gidiyor? Anlamadım ki. Allah! Uçak yarattı. Hayır abi uçağı düşürdük şu an. Elektromanyetik dalga falan attık. F-12'ler hazır olsun. Allah! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Inception. Diye ekran değil mi şu an? Sıradaki misafirim televizyon starı, kitap yazarı falan filan. Eric LeBlanc'a bir alkış tutun bakayım. Kurtulduk diye falan şey yapıyorlar herhalde. Çocuk bir bozuk lan. Kitap yazmışız işte. Eric LeBlanc Kurtarıldı adında bir kitap. Baltamızı da yanımızda getirmişiz. Üzerinde diş yok nedense. Ben onu artı 9 yapmıştım orospu çocukları. Odun getirmişler abi. Hoymuş getirmişler iki tane. Ne siktir. Sen olayı hala anlamadın Ahmet abi. Abi çocukta bir göz kırpıyor, bir şey yapıyor ya. Nasıl kırıyordunuz odunları? Göster bakayım falan mı diyor şu anda. VS mi atacağız? Ya herifte VS atıyoruz. Şimdi bu nasıl kullanılıyor? Ha böyle mi vuruyorsun? Çocuk burayı var ya yer bitirir ha. Dur. Dedim. Kız dönüştüyse çocuk da dönüşecek yani. Kaçan yok ki. Holy Shirk. Çok güzel oyundu. 17.400 olmuşuz abi. Berkay SS. Berkay SS. SS Berkay. Abi. Wow. Wow, 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 wow. Zenciler adına. Sen bir achievement verirdin. Abi gerçekten ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Hakikaten wow. It's like Goy. Goy. Ben aldım Berkay sesi. Allah seni kahretmesin. Ahmet abi bu arada bir tane şey var, Forrest'ın direkt açık. İnanılmaz.
Abi salın plebler de bir O7 çeksin ya. Ha, alo. Sesin gitti senin az önce. Alo. Ha, hikayenin tam açıklandığı bir şey var. İngilizcesi de var, Türkçesi de var. Gerek galiba. Yok abi, anladık ki hikayeyi yani bence. Ben de var, atayım istiyorsan hikayeyi. Atsana bir. Ben doğru anlatayım olur. Abi. Bir tane şirket var. Sahara diye. Bu şirket araştırma geliştirmeye yatırım yapıyor. Böyle işte diyorlar ki başka insanların hayatından alıp size vererek diyorlar. Sizi ölümsüz yapıyoruz diyorlar. Hayatınızı uzatıyoruz diyorlar falan. Ondan sonra insanları götürüyorlar bir yere. Orada ölümsüz yapıyorlar. Hayatlarını uzatıyorlar gerçekten ama o insanlar ondan sonra mutantlaşıyor falan. İşte ondan sonra bu işin boku çıkıyor. Adamlar saklanıyorlar falan. Uçak düşürüyorlar. İnsan hayatlarını oradan alıyorlar. Sonra bu mutantlar analarını sikiyor. Yok oluyor burası. Ondan sonra biz o düşen uçaklardan bir tanesiyiz. Bir şekilde hayatta kalıyoruz. Fakat çocuğumuzu götürüyorlar. Ama bir şekilde mutantları kullanabiliyorlar sanırım. Çünkü uçağımız ilk düştüğünde bir tane mutant alıp götürüyor kızımızı. Anladığım kadarıyla. Sanırım mutantları bir şekilde kontrol edebiliyorlar. Çünkü ilk düştüğümüzde böyle bir mutant bir şef alıp götürüyor kızı. Abi yakın ama tam değil. Steam özelden attım. Yakın ama tam değil. Ben kendi yorumumu yaptım şu anda. Ya şeye falan, mağaralarda kitap mitap var. Onları tam toplamadığınız için bazı yerleri kaçırdınız. Hikayeyi komple anlatıyor. Dur bakalım, okuyalım. Uzun yıllar önce, yaklaşık 60-70 yıl önce Pasifik'teki bu ada keşfedilir. Bu adaya gelen kaşifler geldiğinde adada kabileleşmiş olan yüzeyde gördüğünüz yerlileri bulurlar. Ancak saldırgan tavırda değil, gayet ilkellerdir. Kaşifler madencilerle birlikte adanın mağara sistemini keşfetmeye başlarlar. Bu madenlerdeki madencileri açıklar. Madenci şeyleri vardı, kasketleri hatırlarsanız. Sonrasında bu adanın altında uzaylıların yaptığı bir yapı ve kapıyı açacak bulmaca türünde bir anahtar girişi bulurlar. Ardından ise birinci yapı ile ikinci yapıyı bulurlar. Bunlar birisi ayinlerde kullanılan, ölüleri kurban etmeye yarayan bir obelisk. Diğeri ise içinde bir güç çekirdeği barındıran ikinci obelisktir. Birinci obelisk yere bağlı olduğu için kaldırılamaz. Diğeri ise çok büyüktür. Kaşifler bunu yetkililere bildirir ve bununla özel olarak ilgilenmesi için Sahara Araştırma Şirketi kurulur. Adaya gelirler, yerlileri incelerler ve adanın altında obeliske tam erişim sağlayacakları bir araştırma merkezi kurarlar. Şirket bu obeliskleri araştırır ve iyi şeyler için bilimi... Bilimi üst sınırları taşımak için kullanmak isterler. Ancak Dr. Cross bu tesisin başına geçer. Kendisi biyoloji konusunda uzman biridir. Bu tesiste yerlilerin üzerinde deneyler yapmış. Deneyler sonucu birçok yerlinin DNA sistemini bozmuş. Aşırı saldırgan eğilimli ve yamyam bir yaşam tarzı oluşmuştur. Bununla birlikte birinci obeliskin yapısına mekanik aksamlarla ilavede bulunup onu bir kurban verme obelisk yerine yeniden canlandırma makinesi haline getirir. Dr. Cross ayrıca yeni DNA, RNA gibi dizilimlerin dışında farklı bir dizilim şekli bulmuştur. Bu da oyunda masaların üzerinde olan camın içinde beyaz örümcek ağı gibi olan sarmaldır. Sahara şirketinin amacından şaştığını yetkililer dahi bilmemektedir. Dr. Cross içeriğin gizli tutulması adına bununla buraya dışarıdan personel kabul etmez. Dışarıya tamamen teması kesen tesis personel üzerinde deneye yapamayacağı için bir şekilde denek bulması gerekirdi. Ada uçakların sık geçtiği bir havayolu hattı üzerinde bulunuyordu. Bu sebeple ikinci obeliskin içinde güç çekirdeği kullanarak bir tür EMP, elektromanyetik patlama, ki benim söylediğim şey de buydu, etkisi yaratacak bir alete dönüştürüldü. Bunun ilk kurbanı olan biz değiliz. Bundan önce buraya gezmek için gelen insanların, dağcılar ve tekneyle gelenler gibi ilk denekler olduğu düşünülmektedir. Bu sırada Dr. Cross'un kızı Megan Cross, boss olan kız, oyun sonunda öldürdüğümüz, ciddi bir şekilde hastadır. Ayrıca Sahara şirketi olanları anlamış ve Dr. Cross'un işine son verdiğini belirtilen bir mesaj yollamıştır. Bir de üstüne Dr. Cross karısıyla boşanacak duruma gelmiştir. Dr. Cross aslında bizim oyundaki çocuğu alan kırmızı abidir. Ha, demek ki o başta gördüğümüz kırmızı abi o. Peki neden kırmızıdır? Yerlerin Cross'un kızı, yerlerin nedeni bilmediği bir şekilde kırmızı varlıklara taptığını gözlemlemiş. Ve adada kendini kırmızıya boyayıp onlar gibi giyinip rahatça dolaşabilmiştir. Deneyler sonucu mutantlar oluşmuştur. Bunlar yeni dizilime sahip varlıklardır. Ne DNA ne de RNA ile bağlantıları vardır. Bunlar tehditkar olduğu için tesise tutulmaya çalışılmıştır.
Kızı Meg'in yanına getirttirmiş ve onu iyileştirmek için çalışmalara başlamıştır. Yerlilerin birçok abi o kadar kötü bir Türkçe ki yazımı falan sik gibi pezevengi kim yazdıysa yerlilerin birçok çocuğu üzerinde deney yapmış ancak başarılı olamamış ve mutasyona uğrayan herhalde bebeklerden başka adada çocuk nüfusu sıfıra inmiştir. Çok geçmeden Meg'in ölmüştür ve doktor son çare olarak EMP kullanarak bizim uçağımızı düşürmüştür. Uçakta düşen birçok insanı alıp denek olarak kullanmıştır. Ancak kızını iyileştirmek için bir çocuk lazımdır. Tahmin edene göre uçakta tek çocuk bizim çocuğumuz olduğu için onu alır ve zütürür. Zütürür? Okey. Biz bu sırada çocuğumuzu bir çare ararken Dr. Cross bizim çocuğumuzu obeliske koyar ve canını alır. Bir yandan da kendi kızı iyileşmiş olur. Onu ölümsüz ve sağlıklı yapmak için yollar arar. Çünkü obelisk ölümü geciktirmemekte sadece canlandırmaktadır. Hastalıklar devam etmektedir. Bu yüzden kızına acımasızca deneyler uygular. Kızına yeni dizilimle enjekte edince DNA ve yeni dizilim genetik bozukluk, mutasyon ve birçok sapkınlığa yol açar. Kızı bir yaratığa dönüştürür. Megan babasına kin ve öfke duyar. Onu ve tüm tesis çalışanlarını öldürür. Tesisteki mutasyonlu yerliler ve yaratıklar bu kargaşada kaçarlar. Sinkhole mağaralara ve yeryüzüne yayılırlar. İşte mağaralardan ve deliklerden kaçarlar herhalde orayı çevirememiş. İşte bu yüzden normal yerlilerle mutasyonlular sürekli kavga eder. Gelelim sona. Bir uçak düştü hatırlarsanız. Bu uçak düşünce o uçakta feda edecek bir çocuk bulunur ve Timmy hayata döndürülür. Ardından tesisteki acil durum çağrısıyla kurtarma ekibi gelir. Ve düşen uçakta hayatta kalan yolcular bizi ve oğlumuzu zütürür. Zütürür ne abi? Devamlı zütürür deyip duruyor. Biz zaten önceden ünlü bir TV yıldızının eşiyizdir ve aynı zamanda hayatta kalma uzmanı diye tabir ettiğimiz TV'lerde doğada yaşam tarzında programlar yapan bir yıldızız. Kayıp olduğumuz süre zaten dergilerden, gazetelerden adımız düşmemiştir ve bir yıl sonra bir kitap yazarız yaşananlara dair ve hayatta kalma tavsiyeleri gibi. Bir show programında çocuğumuzla konuk oluruz. Burada bizi tanıtırlar işte kütük falan kesilir o hayatta kalma durumu yansıtılsın diye. Çünkü insanlar bu başarıdan sonra bize hayrandır. Ancak tahminlere göre obeliski bir şekilde yeni dizim eklendi. Çocuğumuz obelisk sayesinde iyileştiği için Megan'ın yeni dizilimi çocuğumuza geçti. Ve böylece sonunda da çocuğumuzun Megan gibi bir yaratık oldu ve oyun son buldu. Dop.